aklında olsun. Köpek sahiplerinin yaptığı 10 hata. Bir köpek sahibi olmak tıpkı bir çocuk sahibi olmak gibidir. Onunla ilgili her türlü sorumluluğu üstlenir, yeni şeyler öğrenmesine yardımcı olur, besler, büyütür ve en önemlisi sonsuz bir sevgiyle dolup taşarsınız. Ancak bir köpeği büyütmek, onunla yaşamak hiç de kolay bir süreç değil. İnsanın en iyi dostu olarak bilinen köpekler sahipleri tarafından doğru yetiştirilmediğinde hem mutsuz hem de yaşantınızla uyumsuz hale gelirler. Eğer bir köpek sahibiyseniz ya da gelecekte köpek sahibi olmayı düşünüyorsanız bu sürece çok iyi hazırlanmalısınız. Köpeğin o masum bakışlarına, inatçı havlamalarına, sevimli şımarıklıklarına yenik düşüp aradaki statüyü zedeleyen birçok köpek sahibi var. Siz de bu hataya düşmeden köpek yetiştirmek istiyorsanız diğer köpek sahiplerinin yaptığı hatalar ve kullandıkları yanlış yöntemlerden uzak durmalısınız. İşte minik dostlarımızı yetiştirirken yapılan 10 önemli hata. 1. Köpeğini tasmasız gezdirmek. Listemizin birinci sırasında elbette köpeğimizi tasmasız gezdirmek var. Köpeğiniz her ne kadar uslu, uyumlu ya da saldırgan ve tedirgin olursa olsun sokakta onu tasmasız gezdirmemeniz gerekir. Bu konuyla ilgili köpek sahipleri kuşkusuz birçok acı olayla karşılaşmıştır. Köpeğinizi bir birey olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın, o içgüdüsel davranışlarından kopmayacak olan bir köpek. Bu yüzden onu gezdirdiğiniz sırada neyle karşılaşacağını ve buna nasıl tepki göstereceğini önceden kestiremeyebilirsiniz. 2. Sürekli mama değiştirmek. Köpeğinizin beslenme konusu onu yetiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli kısımdır. Çünkü o tüm vitaminlerini mamasından alır. Mama tercihi yaparken köpeğinizin yaşına ve miktarı ayarlarken de kilosuna dikkat etmeniz gerekir. Köpek mamalarının pahalılığı sizi mama değiştirmeye yönlendiriyor olabilir. Ancak daha ucuz mamaya geçiş yaparken mama içeriğine dikkat edilmemesi, veterinere danışmadan kulaktan dolma bilgilerle başka bir mamaya geçiş yapılması köpeğinizin sağlığını oldukça kötü etkiler. Ekonomik ya da yanlış bilgi sonucu mama değişiklikleri yapılmadığı sürece köpeğiniz son derece sağlıklı büyür. 3. Veterinere yalnızca hasta olduğunda gitmek. Birçok köpek sahibi köpeğini düzenli kontrole götürmek yerine köpeği yalnızca hastalık belirtisi gösterdiğinde veterinere götürür. Bu son derece hatalı bir davranıştır. Çünkü köpekler hastalandıkları zaman bunu bizler gibi hemen belli edemezler. Bizler de köpeğin hastalığını fark edemeyebiliriz. Her hastalıkta olduğu gibi köpeklerde de erken teşhis koymak çok önemlidir. Bu yüzden köpeğinizi düzenli olarak veterinere götürmeyi ihmal etmeyin. 4. Kulaktan duyma bilgileri uygulamak. İşte köpek sahiplerinin yaptığı en büyük hatalardan biri. Yanlış bilgiler edinip bunları köpek üzerine denemeye kalkışmak. Yeni bir köpek sahiplendiğinizde süreçle ilgili doğru bilgi sahibi olmak istiyorsanız öncelikle panik davranışlarınızı geride bırakmalısınız. Ve bu süreçte her şeyi bildiğini iddia eden kişilerden, hayvanlar hakkında bazı kitaplar okumuş arkadaşlarınızdan, internet üzerindeki asılsız ve kirli bilgilerden uzak durmalısınız. Bu süreçte yapacağınız en doğru davranış köpeğinizi bir veterinere götürüp sağlığı hakkında bilgi almak ve profesyonel bir eğitmene danışıp köpeği doğru yönlendirmeyi öğrenmek olacaktır. 5. Yemek masasından yiyecek paylaşımı yapmak. Köpekler alışkanlıklarını çok net şekilde kazanır ve uygularlar. Yani onlar için eğitim süreci siyah ve beyaz kadar keskin bir ayrım bile geçer. Buna göre köpeğinizle beslenme konusunda kurduğunuz ilişkide ona bir gün yemek masasından diğer gün yemek kabından mama vermek epey akıl karıştırıcı olacaktır. Çünkü bir süre sonra köpek dostunuz sizin yemek masanızı kendi beslenme alanı olarak kabul edebilir ve ısrarcı davranışlarıyla sizi yemek yerken rahatsız edebilir. Unutmayın, ama şu bakışlara bak ya, nasıl dayanırım, bir lokma vereyim dediğiniz sürece köpeğinize yarardan çok zararınız dokunacaktır. 6. Köpek ile yatağını paylaşmak. Sevimli dostunuzla aynı yatağı paylaşmak insan sağlığı açısından hiçbir tehlike barındırmaz. Ancak köpeklerin uykusu bir insan uykusundan çok daha hafiftir. Siz uykuda olsanız bile köpeğiniz sizi korumak adına ev içi veya dışarıdan gelebilecek ani ses ve hareketlerde uyanıp havlayabilir. Böylece zaten hafif olan uykusu sürekli bölünerek yorgun bir gece geçirmesine neden olur. Aynı zamanda köpeğinizle yatağınızı paylaşmak köpeği insanlaştırmaya yönelik bir davranış olduğundan aranızdaki statü algısını da zedeler. 7. Hataları cezalandırmak. Köpek sahipleri tarafından yapılan en büyük hatalardan bir diğeri de köpeğin hatalı davranışlarını cezalandırmak. Halbuki köpeği cezalandırmak onun bir davranışı daha iyi öğrenmesine yardımcı olmaz. Eğitim süreci boyunca köpeğinizi olumlu pekiştirme kullanarak eğitmeniz onun için çok daha etkili bir yöntem olacaktır. Örneğin köpek eve çişini yaptığında bir gazete parçasıyla burnuna vurarak değil, dışarı çiş yaptığında ödül maması vererek bu iyi davranışı pekiştirebilirsiniz. Aksi takdirde köpeğiniz size karşı korku ve tedirginlik duyguları besler ve bu da ilerleyen süreçlerde sizden kopmasına sebep olur.
8. İtaat algısı oluşturmak. Birçok köpek sahibi köpeğiyle kurduğu ilişkiye yönelik olarak köpeğin alfası ol, onun sahibi ol, belli et, patronun kim olduğunu göster gibi yöntemlerle statü algısı yaratmaya çalışır. Ancak bu son derece yanlış bir yöntemdir. Köpek ile kurulan ilişkide baskı sistemiyle çalışmak oldukça zararlıdır. Bunun yerine daima pozitif ve rahat bir ilişki kurulması, köpeğinizin ilerleyen zamanlarda özgüven problemi yaşamamasına engel olur. Yani gazete ile burnuna ya da poposuna vurma gibi davranışları köpeğinize karşı kesinlikle sergilemeyin. Aksi takdirde köpeğinizde kalıcı, travmatik algılar şekillenebilir. 9. Açık besleme sistemiyle beslemek. Özellikle küçük ırk köpek sahiplerinin yaptığı bir hata olarak karşımıza çıkan bu besleme sistemi köpeğiniz için oldukça tehlikelidir. Açık besleme sisteminde köpeğin istediği miktarda ve istediği zaman yiyebileceği şekilde yemek kabına sabahtan bol miktarlarda mama konulur. Ancak bu tarz bir besleme sistemi köpeğin beslenme alışkanlığını ve bağırsak hareketlerini kötü yönde etkiler. Açık beslenme ile idrar ve dışkılama alışkanlığı sıklaşan köpek eğer düzenli şekilde gezdirilmiyorsa ev içerisinde ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Aynı şekilde biz insanların gözünüzün önünde sürekli kurulu bir sofra olsa bizler de yemek yeme alışkanlığımız sonucu büyük problemlerle karşılaşırız. Öyle değil mi? 10. Ödül ve rüşvet ayrımı yapmamak. Öncelikle her hayvan sahibi bilmelidir ki ödül ve rüşvet farklı şeylerdir. Köpeğinize bir komut öğretirken bunu ödül mamasını göstererek yaparsınız. Köpeğinizin odak noktası komutta değil, ödül mamasında olacaktır. Bu da köpeğinizi rüşvet ile eğitmek anlamına gelir. Tam aksine komut öğrenme sırasında ödül maması gösterilmemeli. Hareketin doğru yapılmasının ardından köpek rastgele bir şekilde ödüllendirilmelidir. Aklında olsun, aslında köpek eğitim süresince köpekler değil de sahipler eğitilir. Yani köpeğinize nasıl davranacağınız, onları hangi koşullarda hangi yöntemlerle eğiteceğiniz konusunda doğru bilgilere sahip olmazsanız en yakın dostunuzla aranızı açabilir ve ne yazık ki bir ömürlük yuvanızda köpeğinizle iletişim zorluğu yaşayabilirsiniz. Köpekler çikolata yerse ne olur? Rahat kanepene oturup ayaklarını uzattın. Uzun zamandır izlemek istediğin o filmi açtın ve bayıldığın o bir kutu çikolatayı eline aldın. Tam paketi açıp ağzına atacaksın ki... Ah, o bakış. Sadık dostun adeta keşke ben de yesem diyen gözlerle gözlerinin içine bakıyor. Bir parça versen devamı gelecek, vermesen için rahat etmeyecek. Ancak konu sevgili köpek dostunla en sevdiği yiyecekleri paylaşmaya geldiğinde tekrar düşünmen gereken bir atıştırmalık vardır. Çikolata. Tatlı ve çikolata köpeklerde çeşitli hastalıklara ve hatta ölüme bile neden olabilir. Veterinerler köpek zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden birinin şeker olduğunu söylüyor. Peki doğru olan hangisi? Köpekler çikolata yerse ne olur? Çikolata gerçekten onları öldürür mü? Köpekler neden çikolatayı yememeli? İşte bu videoda bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım. Çikolatanın köpekler için zehirli olduğu kesindir. Ancak çikolatanın köpeğin için yaratacağı tehlike, çikolatanın türüne, tüketilen miktara ve köpeğinin büyüklüğüne de bağlı olarak değişir. Yüksek miktarda çikolata ve kakao ürünleri köpeğini öldürebilir mi sorusunun cevabı ise kesinlikle evet. Peki, çikolata biz insanlar için mutluluk verici bir atıştırmalıkken köpekler için nasıl bu kadar tehlikeli olabiliyor? Şimdi gelelim bu sorunun kimyasal cevabına. Çikolatanın toksik bileşeni teobromindir. İnsanların sindirim sistemi teobromin maddesini kolayca metabolize edebilir, ancak köpeklerin sindirim sistemleri insanlarınkinden oldukça farklıdır. Onlar teobromini insanlardan çok daha yavaş sindirirler. Bu yavaşlık nedeniyle sistemlerinde toksik seviyesi yükselir. Bu da köpeğin zehirlenmesine neden olur. Bunlara ek olarak farklı çikolata türlerinin farklı teobromin seviyeleri vardır. Kakao oranı yüksek çikolatalar ve bitter çikolata yüksek teobromin içerirken, sütlü çikolata ve beyaz çikolata daha düşük seviyede teobromin içerir. Herhangi bir miktarda bitter çikolatayı köpeğine yedirme konusunda kararsız kaldıysan dikkatli ol. Bitter çikolatadaki yüksek teobromin seviyesi bir köpeği zehirlemek için yalnızca çok küçük bir miktar gerektiği anlamına gelir. Bu örnek vermek gerekirse ortalama 28 gramlık bitter çikolata yaklaşık 44 kiloluk bir köpeği zehirlemek için yeterli olabilir. Köpeğin çikolatadan zehirlenmesi için yediği çikolatanın miktarı kadar köpeğin kendi büyüklüğü ve kilosu da önemlidir. Büyük bir köpeğin durumun kötü etkilerini yaşamaması için ondan daha küçük bir köpekten daha fazla miktarda çikolata tüketmesi gerekir. Peki, diyelim ki köpeğinin senin gözetimin dışında çikolata yediğinden şüpheleniyorsun. Etkileri nasıl anlayabilirsin? Öncelikle büyük bir kutu çikolata yemiş küçük bir köpeğin varsa hemen veterinerini araman ve gitmen gerekir. Beklememelisin. Eğer köpeğin çikolata yemiş olabileceğinden şüpheleniyorsan fakat miktar konusunda emin değilsen yine de hemen veterinerini aramalısın. Köpeğin ne miktarda çikolata yemiş olabileceği
çikolatanın cinsi ve yedikten sonra ne kadar zaman geçtiği konusunda veterinerini bilgilendirmelisin. Ardından köpeğinin davranışlarını gözlemlemeye başlayabilirsin. Eğer sadık dostun az miktarda çikolata yediyse muhtemelen kusma, ishal ve mide bulantısı etkilerini yaşayacaktır. Fakat eğer yediği çikolata miktarı fazlaysa, teobromin seviyesi de yüksek olacağından köpeğin kas titreme nöbetleri, düzensiz kalp atışı, iç kanama veya kalp krizi gibi etkileri yaşayabilir. Unutma, teobromin zehirlenmesi yutulduktan sonra ortalama 2 saat içinde kusmaya neden olmaktadır. Köpeğin çok miktarda çikolata yemiş olabileceğinden endişeleniyor veya şüpheleniyorsan ve yukarıda listelenen işaretlerden herhangi birini gösteriyorsa derhal veterinerini aramayı ihmal etmemelisin. Aklında olsun, sadık dostun için çikolatayı asla bir ödül olarak düşünme. Ona küçük sürprizler yapmak istersen onun için sağlıklı atıştırmalıklar tedarik et ya da köpeğini bolca sevgi ve ilgiyle ödüllendir. Emin ol, sevgi dolu bakışlar ve ilgi onun için en büyük ödül olacaktır.